yaralarım çıktı çiçi burnumda. Yakayan bakışı kahvesine geçti çiçi burnumda. Çıtı tıtı durur hanımanım çıktı çiçi burnumda. Yakayan bakışı kahvesine geçti çiçi burnumda. Evet, yepyeni bir günden Çıtı Pıtı programından hepinize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Kerem Köse var. Kendisiyle hem müzik dünyasından, müzik camiasından konuşacağız. Hem birbirinden güzel şarkılarını bizlere seslendirecek. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Kerem, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Kimsin? Kısa ve öz ifadeyle öğretmenim. Branşım İngilizce. Evet. Elbistan'da çalışıyorum. Hı hı. Kahramanmaraş'ın ilçesi. Hı hı. Onun dışında müziğe gönül vermiş. Asla sanatçı değil. Hı hı. Ama müzik yolunda bilgisini artırmaya çalışan birisi diyorsun. Bir insan olarak, bir kişi olarak tanıtabilirim kendimi. Hı hı. Evet Kerem, ne kadar süredir müzik var hayatında? Ne kadar süredir uğraşıyorsun? Aslında müzikle dostluğum kavgayla başladı diyebilirim. Kavgayı nasıl İlkokulda, yani? İlkokul öğretmenim birinci sınıfta zorla şarkı söyletirdi bana. Hı hı. Hatta ben söylememek için direnirdim. Bu yüzden ağladığım da çok olmuştur. Ondan sonra 90'lı yıllar sizin de hatırladığınız üzere pop'un tavan yaptığı yıllardı. Evet. Ve o yıllarda birkaç tane isim bana müziği sevdirmeye başladı. Hı hı. Şimdi isim vermeyeyim burada. Evet. Bunlar sayesinde müziğe bir giriş yaptım. Ortaokul yıllarında kendi şarkılarımı yazmaya başladım naçizane. Lisede artık duygular patlama noktasına geldi. Hı hı. Ama her zaman şunu söylüyorum. Müziğe geç başladığıma inanıyorum. İlk elime aldığımda gitarı 18 yaşındaydım. Hı hı. Ve geç kalmış hissediyorum hala kendimi. Aradan 10 sene geçti. Evet. Şimdiki gençlere, çocuklarımıza tavsiyem, mümkün olduğunca erken başlasınlar bu işe. Hı hı. Klasik atasözümüzün de dediği gibi ağaç yaşken eğilir. Gerçekten evet. Çok doğru. Belli yaştan sonra bazı şeyleri artık sindirmek çok kolay olmuyor. Hı hı, doğru. Peki müziğin çocuk gelişiminde falan hani faydası var mı? İnanıyor musun? Yani insan hayatında ne bileyim pozitif enerji veriyor mu, stres atıyor mu? Nedir yani müzik dediğimiz zaman, müzikle uğraşmak dediğimiz zaman? İnsana ne gibi faydaları var? Çok düz anlatırsak, yani şu en kestirme yoldan anlatırsak, zaman zaman hepimizde oluyor yalnızlık duyguları. Hı-hı. Bir terk edilmiştik. Veyahut kalabalıkta yalnız hissettiğimiz çok zamanlar oluyor. Bu tür durumlarda enstrümanınız varsa eğer ve siz onu iyi kötü çalıyorsanız, bu size her zaman için en iyi dost olarak sizin yanınızda olabiliyor. Birçok arkadaşınızın terk ettiği, sizi arayıp sormadığı, telefonlarınızın çalmadığı zamanlarda evet. Gitarınız hep başucunuzda olduğu için ona ulaşma şansınız her zaman tabii ki de var. Evet. Tabii ki de şarkı söylemek aslında nereden baktığımıza bağlı olaya. Yani müziği ne için yaptığımıza bağlı. Müzik bizim için bir amaç mı yoksa bir araç mı? Yani mutluluğa götüren bir araç mı yoksa müzik bizim için bir ideal mi? İşe nereden baktığımıza bağlı. Evet. Ben ideal olarak görenlerden olduğum için zaman zaman strese girmiyor da değilim. Mesela bir şeyi başaramadığım, bir şarkıyı söyleyemediğim zaman ben de bu tam tersi etkide yapabiliyor. Etkileniyorsun yani. Mutsuzluk durumu ortaya çıkabiliyor. Şimdiki gençlerimize baktığımızda biz genelde hani sahne alalım, para kazanalım gibi amaçları varmış evet, gibi görüyoruz değil mi? Tamamen piyasaya yönelik. Evet. Popüler kültürden beslenen bir gençlik maalesef oluşmaya başladığı için ideallerimizi çok kolay terk edebiliyoruz bu yüzden. Doğru, evet. Peki Kerem, hemen şeyi de sormak istiyorum sana. Bir öğretmensin sonuçta, çocuklarla iç içesin. Evet. Aileleri hani ailelerde genelde şey vardır, senin ailende de olduğunu bilmiyorum. Hani müzik, spor, boş iş bunlar tarzında bir düşünce, bir kavram vardı eskiden. Şimdi yavaş yavaş onu aştı gerçi anneler babalar ama hala bu mantıkta olanlar mutlaka vardır.
Müzik ders çalışmaya, çocuğun işte eğitimine zararı var mı? Engel olur mu sence? Ben engel olduğunu düşünmüyorum. Bu zihniyetteki veli sayısı çok. Evet. Hala bize gelip bu yönde şikayet iletenler de oluyor. Çocuğu futbol takımında oynayan veyahut müziğe karşı aşırı ilgili olup devamlı boş zamanlarında şarkı söyleyen çocukların velileri hep varyansın ediyorlar okula gelip. Diğer derslerden geri kalırım düşüneceğiz. Aslında bu sistemin yarattığı da bir şey. Sonuçta sistem bizi yarış atı gibi koşturmaya yönelik. Evet. İşte SBS, SBS'den sonra YGS, KPSS. Evet. Yani ömür boyu bir sınav içerisinde geçiyor hayat. Dediğiniz gibi bu tür şikayetler oluyor. Ama ben kendilerine şunu söylüyorum. Benim kendi gittiğim, şu an bağlama kursuna devam ediyorum ben Elbistan'da. Kendi gittiğim, katıldığım kursta ilk öğretim öğrencileri yoğunlukta. Lise öğrencisi de var tabii. Benim yaşımda olan pek yok. O çocukların akademik başarılarına baktığım zaman hiçbirisinin de yaşıtlarından daha geride olduğunu görmemekteyim. Evet. Yani tam tersine müziğin onların diğer branşlardaki başarısını da artırdığını düşünebiliriz yani. Evet, genelde evet. Uzmanlar da zaten çoğu uzman da buna katılıyor. Evet,